Yemek okulumuza hoş geldiniz. Çoğu zaman yorgun argın oluyoruz, o oluyoruz, bu oluyor. Hayat koşturmacası ve evde yemek yapmak bazen zor oluyor. Evde yemeği böyle çok lezzetli bir şekilde 10 dakikada yapabilmek aslında mümkün. Ve yemek okulunun kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Yıllarca bunun üzerinde çalışmış, kafa yormuş biri olarak evde yapabileceğiniz ve aslında yaptığımız başka şeylere veya ısmarladığımız başka şeylere de benzeyen 10 tane favori yemeğimi sırayla yapılışlarıyla listeleyeceğim. Tarifim aslında en klasik sulu yemek. O da nedir? Kuru fasulye pilav veya nohut pilav. Bunu 10 dakikada yapabilmenin en önemli şeysi şu. Kutu haşlanmış nohut veya haşlanmış fasulyeyi kutu halinde alabiliyorsunuz. İsterseniz haşlanmış fasulye veya nohutun konservesini yapabiliyorsunuz. Onun tarifini de yakında koyacağım. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da haşlayıp derin dondurucuya atıp sonradan hemen 2-3 dakikada ısıtabilecek şekilde derin dondurucudan çıkarabilirsiniz. Bu 3 şekilde de yapmak mümkün. Birazcık yağ koyuyorsun. Yine buzdolabından yine derin dondurucuyu kullanarak doğranmış soğan, birazcık salçasını ve sucuğun varsa sucuklu kuru fasulye yapıyorsan birkaç parça sucuk. Haşlanmış fasulyeyi de içerisine koyup onu böyle bir karıştırıp üzerine suyu koyduğun zaman 4-5 dakika içerisinde yemede yanında yat oluyor. Süreyi biraz daha da hızlandırmak istiyorsan düdüklüyle yapabilirsin eğer derin dondurucudaysan. Ama 4-5 dakikada tencerede gayet güzel oluyor. Bu nohut içerisinde, kuru fasulye içinde geçerli. Gelelim pilava. Şimdi pilavı kavuracaksın, suyu koyacaksın, 10 dakikada demlenmesi o kadar mümkün değil ya. Şehriyeyi pilav olarak kullanma. Yani şehriyeyi kavuruyorsun. Bu tel şehriye olabilir, arpa şehriye olabilir, çiçek şehriye olabilir. Böyle hatta da bir tereyağıyla kavurursan böyle fıstıkımsı koku çıkıyor, kahverengileşiyor. Ondan sonra ona suyu koyuyorsun, 3 dakika içerisinde en lezzetli pirinç pilavından daha lezzetli bir pilav emrimize amade gibi olabiliyor. Gelelim ikinci tarife. Kavrulmuş karnabahar. Onun mantığı böyle çap 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 karnabaharı böyle ince ince kıyıyorsun. Sonra kızgın tavaya hemen atıyorsun. Şöyle bir kavuruyorsun. Oradaki ipucu şu. Kimi karnabaharların kenarları böyle kahverengileşme, güzel kokmaya başlaması lazım. İki kişi için yaptığında bir bütün karnabaharın 1/4 aşağı yukarı yetiyor. Güzelce kavurduktan sonra kenarda da aynı İskenderli tereyağı ve bir parça salça. Bir de böyle sarımsaklı yoğurt yapınca yemede yanında yat. Bir tane ufak lezzet ipucu var. Karnabaharın içerisine 2 diş böyle sarımsağı koyabilirsiniz. Onunla beraber kavrulabilir. O hafif kavrulmuş sarımsağın parçalayıp yoğurda koyduğunda çok acayip oluyor. Hem böyle karnabahar da hafif hafif sarımsak kokusunu içerisine de alıyor ve çok 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 acayip oluyor. Gelelim üçüncüye. Tek tencerede makarna. Makarna yaparken diyeyim soslu bir makarna tarifi yapacağız. Domates veya işte salçayı koyuyorsun, karıştırıyorsun, onun içine bir şey koyuyorsun ama bir tarafta pişiyor. Makarnayı başka yerde haşlıyorsun, ondan sonra onları karıştırıyorsun, birleştirerek yapıyorsun. Arada süzgeç gerekiyor, süzgeç de ayrı bir bulaşık falan. Hepsi böyle bir arada karışık bir şeyler oluyor. Bir de mesela içinde tavuk veya et bir şey koyacaksın. Onu da üçüncü bir yerde pişiriyorsun. Bunları engellemek için tek tencere, diyelim tavuklu domatesli bir makarna yapıyorsunuz. Tavuğu önce şöyle bir hafif kavurup içerisine salça veya domates sosunu veya domates suyunu direkt koyabilirsiniz. 2 diş sarımsağını koyup birkaç tane baharatını ekleyip varsa evde taze yeşil fesleğen veya kuru fesleğen veya reyhan ondan da bir parça ekleyebilirsiniz. Birazcık su varsa et suyu ekledikten sonra böyle çok lezzetli ve kaynamakta olan bir sıcak su, domatesi bir sıcak su olduktan sonra makarnaları onun içerisine atıp fokur fokur tek tencerede o suyu çekerek yapılmış makarna bence haşlanıp sosla karışandan daha lezzetli oluyor. Hele biz de bunu yapmayı düdüklüde yaptığınız zaman düdüklünün daha yüksek basıncı diye o makarnanın içine geçmesini sağlıyor ve de düdüklüde yaklaşık 3,5-4 dakika içerisinde sosunun hazır olması, makarnanın suyunun içine çekilmesi hepsi bir arada oluyor ve de daha da bir üçüncü güzelliği daha var düdüklüde yapılan makarnanın. Normalde 100 derece ya ve hiçbir zaman aslında tam olarak 100 dereceye çıkamıyor tencerede. Çünkü neden? Neden 100 derece? Suyun kaynama sıcaklığı. Aynen. Onun üzerine çıkamadığı için düdüklünün basıncıyla 115-116 dereceye çıkıyor ya makarna. Şöyle bir şey oluyor, o makarnayı açtın, tabağına koydun. Genelde şöyle olur ya, makarna yemeye başlarsın, daha yarısındayken makarna soğur. Bunu hepimiz yaşıyoruzdur herhalde. Bunda soğumuyor. İkinci tabak aldığında, ikinci tabak bile kaynar kaynar yiyebiliyorsun ve çok iyi oluyor. O yüzden bunu benim hatırım için deneyin derim. Biraz hamur olmuyor mu? Hiç hamur olmuyor. Az pişiriyorsun aslında. Öbüründe 8-9 dakika ya, bu 4 dakikada bütün pişmesi bitiyor. Çok acayip oluyor yani. Gelelim bir diğer tarife, o da lavaştan pizza. Bu benim
Sonradan bu tarifin binlerce de hatta taklide de çıktı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da. Lavaşı böyle koyuyorsunuz. Böyle lezzetli, belki bir minik mutfak robotunda işte varsa böyle bir füme et olabilir. Ondan bir parça koyabilirsiniz. Bir tane sarımsak, domates püresini koyun, bızıt çekin. İnanılmaz lezzetli bir pizza sosu çıkıyor. Lavaşı koydun, o sosu birazcık üstüne güzelce serdin. Peynirlerini üstüne koymak istediğin diğer güzellikler neyse. Sadece dil peyniri, burada eriyen uzayan peynir olması daha güzel. Kaşardansa dil peynirini tercih edin derim. Onu böyle koyduktan sonra iki yöntemle yapılabilir. Bir yuvarlak lavaşsa tavanın içerisine, daha büyük lavaşsa kebapçılarda verilen lavaşlar, onlardansa direkt fırın taşının üzerine koyabilirsin. Fırının ızgarasında 4-5 dakika içerisinde çıtır çıtır çok güzel oluyor. Fırında koyduğunda ama tepsiyi daha önce ısıtmak önemli ki altının çıtırlığı da, yani yumuşak ve çıtırlık arasında bir halde olması mühim. Çıkardıktan sonra üstüne bir parça taze roka, son dakika gezdirilen bir zeytinyağı da yine bu işin başarısının en önemli öğelerinden bir tanesi. Ya da daha kolayı, tavaya koydun, yuvarlak lavaşı koydun, sosu basit ya da daha komplike bir şekilde yerleştirdin. Tavayı önce biraz yüksekti, sonra kıstın, peynirleri falan koyduktan sonra kapağını kapattın. O böyle küçücük bir fırına dönüşüyor çünkü herkeste fırın olmayabilir. Onda da bir tane lezzet ipucu var, o da şu: lavaşı koymadan üzerine diyelim sucuklu yapıyoruz. İncecik yaptığımız sucukları önce tavada çeviriyorsun. Onun yağı hafif tavada kalıyor, sucukları alıyorsun. Lavaşı o hafif, o sucuk yağlı tavaya koymuş olduğun için o da başka bir onu çekiyor falan. Böyle hani Little Caesar'ın nefis kenarı var. Bu da böyle nefis ince tabanlı bir pizza haline dönüşebiliyor. Mangalda da olur mu bu? Mangalda hiç denemedim ama mangal yakmışsan ne olur, pizza yapmasan da olur bence yani. Onun tatlısı olabilir böyle lavaşı koyacağın, az bir helva, çikolata, belki muz ya da biraz peynir. Öyle üstünü kapatarak pişirebilirsin, altında böyle mangal kokusu helvalı falan böyle bir tatlı çıkabilir belki oradan. Pizzanın dünyadaki en önemli rakibi ne? Hamburger. Hamburger. Hamburger mi? Tabii. Buna şaşırman çok enteresan. Millet ya pizza söylüyor ya hamburger söylüyor, yani yurt, bütün dünya. Etli ekmek, işte lahmacun gibi geliyor bana. İşte bir gün mutfağımızı dünyaca meşhur ettiğimiz zaman inşallah etli ekmek, kaşarlı pide falan bunlarla yarışabilir hale gelecek diye umuyoruz. Ve hamburgerde iki tip hamburger var aslında. Bir tanesi McDonald's, Burger King bunların yaptığı böyle ince etli basarak ya da ızgarada. Bir de gurme tarzı, yani daha kalın, köftesi daha iri çekim olduğu için daha sulu. Isırdığında veya elinde tuttuğunda buralarından su akması tarifin bir parçası olan yemekler var aslında. Burgerde öyle. Bunu çok basit, gerçekten 5 dakikada yapma şeysi. Bu da benim bu arada, mesela eve son dakika bir arkadaşlarım gelecek ve ben daha eve kendim girmemişim, sokaktan yürüyorum. Sade dilim pastanesi, onda bir küçük boş ekmekler var üstü yumurtalı, ondan alıyorum. Ondan sonra hemen çapraz karşısında kasap var. Halil abi diyorum, ne olur bana yarım kilo tek çekim dana döş kıyma gönder. Sağ olsun gönderiyor. Bir tane yumurta, bir çorba kaşığı pekmez, bir çorba kaşığı sirke, bir çorba kaşığı hardal, varsa azıcık sarımsak koyabilirsiniz. Bir çorba kaşığı da galeta ununu koyup karıştırıyorsunuz. Hepsinin bir çorba kaşığı olduğu için insan çok iyi aklına kalır. Tuz ve karabiber kendi ağız tadınıza göre. Bunları sonra bunu böyle çok güzel karıştırıyorsun. Ondan sonra böyle 40 gram civarında cevizden biraz daha büyük bezeleri ayırıyorsun. O sırada zaten döküm tavanı ısıtmışsın. Alıyorsun, çık 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 çeviriyorsun. Ondan sonra o ekmekleri böyle bir tarafı piştikten sonra çevirince, öbür tarafları pişerken o ekmekleri de onun üzerine koyuyorsun. Sonra ağız tadıyla yiyorsun ve çok acayip oluyor. Ve çok güzel oluyor. Evine son dakika gelebilir miyim? Gel tabii ki her zaman. Devam edeyim mi size? Evet. Ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey diyebilirsiniz. Refika, karnabahar tamam biraz sebze gibi ama başka sebze yemeği veya biraz daha yeşil bir şeyler yemek istiyorum. Burada yine hayat kurtaracak bir diğer malzeme de bezelye. Sade donmuş bezelyeyi, biraz böyle soğanı kavurup üzerine bezelyeyi koyup zeytinyağlı böyle bir bezelye, yanında yine böyle bir şehriyeli pilav, acayip enfes oluyor. Bir sürü sebzeyi aslında tavada çok az, büyük harla ve az pişirerek hem o kahverengileşmesiyle lezzetini yükseltmiş oluyorsun, hem de çok da pişirmediğimiz ve öldürmediğimiz için o zaten daha da parlak yeşil oluyor o zaman. Vitaminlerini daha fazla almamız mümkün oluyor. En sebze yemeyenlerin bile yiyeceğine eminim yani. Ben pırasa yemeği olduğunda böyle yaşasın pırasa yemeği var demeyebilirim ama o kavrulmuş pırasa da bayağı ruhumu teslim edesim geliyor. Gelelim bir diğer şey, o da sebzeden, lahanadan makarna.
makarnadan daha hızlı makarna yapmak için lahanaları böyle ince ince kıyıyorsun. Böyle uzun, şeritli, büyük. Şimdi tam da lahananın ucuzladığı en ucuz yemeklerden biri de oluyor. Onu böyle yine en yüksek ateşte kavurmaya başlıyorsun. İstersen yanda bir sos, bu fesleğenli bir sos da olabilir ya da böyle domatesli bir sos da olabilir. Lahanalar böyle yine kenarlara hafif kahverengileşecek, biraz sarımsak yine içine girip o sosla onu karıştırdığın zaman çok lezzetli bir makarna haline gelebiliyor. Karnabahardan pilav versiyonu da yapmak mümkün. Böyle brrrt diye incecik çekip onu böyle bir pilav haline getirip önce kavurup sonra çok azıcık suyla baharatları karıştırıp o suyla o baharatları karnabaharın içine alıp hala böyle tır tır parçaların olması makarna ve pilavı sebzeden yapmak için de iyi bir çözüm olabiliyor ve çok hızlı oluyor. Bir diğer şey tabii ki evimizde yumurta. Evimizde olan birkaç tane sebzeyi kavurup, patates de olabilir, pırasa da olabilir, soğan da olabilir. Pazı da inanılmaz güzel olur, ıspanak da çok güzel olur. Hafif kavurup, hala böyle rengi parlakken yumurtayı da içine kırdığın zaman, oh yeme de yanında ya. Onun üzerine böyle bir parça da böyle hafif nar falan serptiğin zaman sanki hani hamburgerin içerisindeki ketçap gibi böyle bir tatlılı, ekşili bir şey veriyor ve yani o namussuz, o kadar namussuz da demeyeyim, yazık günah. Onlar ona o kadar güzel yakışıyor ki. Tabii ki menemen ve menemenin içerisine istersen varsa bir parça kavurma koyarsın, sucuk koyabilirsin. Sadesi bence yeterince çok çok güzel. Bir parça işte peynirle de sert bir peynir ya da böyle beyaz peynir gibi parça parça kalacak, dışları azıcık eriyecek. Öyle bir şeyin de yapılması mümkün. Gelelim 9.'ya. Balık. Hiç balık bahsetmedik. Bu aslında tavuk için de göreceli olarak geçerli olabilir. Güzel, lezzetli, sulu balık. Fileto aldık balığı. Tavanın üzerine koyduk. Üstüne böyle biraz benim bir böyle farklı farklı tariflerim var. İsterseniz bir parça hardal, limon, biraz fıstıklı olabilir veya maydanoz, azıcık badem, biraz acı, biraz sarımsak, zeytinyağlı olabilir. Böyle tık 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 onları ince ince kıyıyoruz. Sonra tavanın üzerine azıcık zeytinyağı koyuyoruz. Derisi hala üzerindeyken balığı o tavanın içine yerleştiriyoruz. 2 dakika ocakta, 2 dakikada fırının ızgarasını en yüksekte ya da direkt fırına atmak istiyorsan da 6-7 dakika fırının ızgarasında o balık bir şekilde inanılmaz güzel bir şekilde oluyor. Hamsiden de olur mu bu? Hamsi, enteresan bir şey söyledim. Böyle dizdin, 3 dakika ocakta, 3 dakika yapabilirsin. Bir tek üzerine azıcık yağ koyman lazım. İyi bir fikir verdiniz Tunç Bey. Bu arada hamsi tava da 10 dakikalık yemek. Bir parça mısır unuyla karıştırdın. Mısır unu yoksa normal un da olur, hiç problem değil. Yapışmayan tavayı yağladın, onları tık 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 dizdin. Kafalar hep aynı yere bakacak şekilde kuyruklarını on ortadan bastırdın. Böyle düz olan bir ya tabak ya da hamsi kapağı diyorlar ona. Onu koydun, aldın tavanın üzerinden yamulttun, o fazla yağını döktün. Tabağa geçirdin bütün balıkları. Sonra tavayı tekrar koydun ocağın üstüne. O kenardaki yağı üzerine döktün, demin süzdün. Vujit diye balıkları içerisine geri koydun. O da böyle 4-5 dakikada hazır. Ama fırına önce ızgara, önce şey için bir tık kalın ve kemikli olduğu için birazcık daha uzun pişmesi gerekiyor. Gelelim sonuncuya. Sonuncu da aslında biraz böyle Antakya'ya göz kırpan tepsi kebabı. Et olduğunda tepsi kebabı çok uzun süre pişmesi gerekiyor. Bunun hem daha hesaplı hem daha kolay da yapılanı aslında tavuk. Mesela iki göğüs, iki parça butu, derisi de üstünde olabilir. Mutfak robotuna atın. 2 tane, 3 tane sarımsak. Sarımsağınız tane yoksa toz da kullanabilirsiniz. Biraz kimyon. Azıcık salça. Varsa birkaç koymak istediğiniz maydanoz falan, yeşillik, onları da tek seferde atabilin. Bız diye makineden geçirdikten, mutfak robotuna geçirip onu böyle bir minik taneli bir kıymaya aslında çeviririz. Ondan sonra ocak açık, tavada ısınınca onu böyle tık 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 böyle bir sanki tepsi kebabının içini böyle yayıp 4 dakika bir tarafı, sonra onu çevirip 4 dakikada öbür tarafını pişirince bayağı yeme de yanında yat oluyor. Hatta o arada salatayı bile halledebilirsiniz, onlar bir o tarafı bir o tarafı pişerken. Durumlar böyle. Neden bu listeyi seçtin Refika derseniz, göreceli olarak daha zor olacağını düşündünüz. Göreceli olarak ya bu şimdi ağırdır diye daha hafifini tercih edebileceğimiz ve yaptığınızda yedirdiğiniz insanın yüzünü böyle güldüren yemekler seçmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yapacağı biliyorsunuz. Videomuzu beğenmek, o sayede her şey değişiyor. Ve sevdiğiniz insanlara bizi tavsiye etmeniz. Ki yani şöyle düşünün, eğer siz bizi gerçekten sevdiyseniz ve mesela bilmiyor olabilirsiniz, bunu bir arkadaşınız size tavsiye ederek buna sahip olmuş olabilir. Bunu siz de biri için vesile olmak, bence vesile olmak hayatta
güzel bir şey. Aslında şöyle bir şey oluyor. Biri ondan, başka biri sizin vesile olduğunuz şeyden mutluluk duyduğunda aslında insanın kendi içinde hissettiği duygular çok başka oluyor. Birilerine vesile olursanız ne güzel olur. Bir de bu videonun bir ikincisinin gelmesini isterseniz veya o değil de şu konuda bir liste istiyorum Refika senin tariflerinden. Sen bir arkadaşına anlatsaydın, nasıl anlatırsın, ne olur bana da anlat dediğiniz bir şey varsa onu da lütfen aşağı yazın. Onların hepsine bakacağım ve sırayla hepsini gerçekten çekeceğim. Çünkü aslında sizinle böyle birebir konuşmayı ben de çok özlüyorum. Sizin sayenizde onu da yapmış oluruz. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şuraya bir tane lise koydum. Bu da yine böyle en sevdiğim listelerinden. Burada kahvaltı için ipuçları var. Burada da kanala abone olmak için pıt diye kısa yolda.